Böyle geçin. Oturun şöyle. Savcı Bey'e ilettiğim görüşme talebinizi. Teşekkür ederiz. Buyurun, sizi dinliyorum. Locanın resmi yönetimi bizim sorumluluğumuzda Sayın Savcım. Sayın Savcım, Melek Hanım'ın da, Vildan Hanım'ın da işle hiçbir alakası yoktur. Onlar sadece bizim öğretmenlerimizdir. Dolayısıyla olan bitenden haberleri yok. Söz konusu tarihi eserleri locaya alan da, suçu planlayan da biziz. Bir dakika ya, bir dakika. Savcı Bey, doğru söylüyor. Biz yaptık. İkimiz. Savcı Bey, izninizle ben müvekkillerimle bir yalnız konuşayım. Gerek yok. İfademizde de gayet açık ve net bir şekilde belirttiğimiz gibi işlenen suçun sorumluları biziz. Locanın hesabı, geliri, gideri, imza etkileri, borcu, alacağı hepsi bizim sorumluluğumuzdadır Savcı Bey. Zaten bankalara sorduğunuzda da ipotek karşılığı kredi aldığımızı da beyan edeceklerdir. Tek yetkili ikimiziz. Melek Hanım'la Vildan Hanım'ın az önce söylediğim gibi bir sorumluluğu, bir yetkisi yoktur. Açıkçası ben bu beyanınızı şüpheli buluyorum. İlk ifadenizde kesinlikle reddettiniz. Herhangi bir tehdit ya da baskı altında kalmadığınıza emin misiniz? Eminiz. Doktoruna ulaşsınlar ha. Daha da kötüleşmeden müdahale etsinler. Öyle ilaçlarımı içtim deyip geçiştirme ne olur. Vildan, boşver, gerek yok. Ben alışım bu hastalığın bu haline, merak etme. Nereye kadar be Melek? Gücünü, direncini yitirirsen nasıl savaşacaksın bu hastalıkla? Avukatla da konuşalım. Şu sağlık raporunu sunsun, çıkarsınlar seni. Hem evde daha iyi müdahale edilecek, bak daha rahat olacaksın. Benim bu konudaki fikrim değişmeyecek. Perişan olacağım buralarda ama. Vallahi ağır hastalığın varsa burada vaktinden önce ölürsün bacım. Daha geçen gün iyileşir dedikleri kanser hastası bir kadın gözümüzün önünde eridi gitti. Bir ay içinde öldü zavallım. Allah kaderine benzetmesin de. Meleğin öyle ağır bir hastalığı yok. Ölümcül de değil zaten. İlaçlarını alıyor. Allah herkese sağlık sıhhat versin. Savcı Bey. Kesin karar ceza hakimliğinden tarafınıza bildirilecektir. Teşekkürler. Mahkumları götürebilirsiniz koğuşlarına. Ya siz delirdiniz mi? Suçu resmen kabul ettiniz. Kararla birlikte Melek ve yengemin bir an evvel çıkması için gerekli işlemleri takip et bize yeter. Siz peki hangi mucizeyle buradan çıkacağınızı düşünüyorsunuz? Erdoğan. Allah kahretsin. Allah kahretsin seni Alpay! Seninle karşılaştığım güne lanet olsun! Yurt dışı ya bu. Efendim? Aslı nerede? Ne altlar karıştırıyorsunuz siz? Enişte? Enişte deme bana, utanmaz. Sen çeldin benim kızımın aklını. Sana güvenip kaçtı geldi oralara. Ya ne diyorsun enişte? Ne diyorsun? Ne alakası var? Sus! Utanmaz. Evli adamı boşalttın. Ayartıp kaçıp gittin buradan. Rezil! O gün sildim seni ben. Şimdi söyle bana. Kızım nerede? Enişte bilmiyorum senin kızın nerede. Beni arama, rahatsız etme, tamam mı? Yalancı! Kocan keyfinden aramadı beni herhalde. Oradaymış Aslı. Ver onu telefona çabuk. Canına okuyacağım onun. Ya geldi buraya, tamam geldi ama ben onun o asiliklerine, saçma sapan hareketlerine falan katlanamadım. Çekti gitti o da. Nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bak çok rica ediyorum enişte. Beni bir daha arama, rahatsız etme. Ah 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 Alpay ah. Banu! 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 Banu lütfen bırak şunları lütfen. Bırak. Seyrancığım bak bu olayın seninle hiçbir ilgisi yok ki. Ben sana kırgın ya da kızgın değilim ki. Ama burada daha fazla kalamam. Mithat haklı. Ya sonuçta misafirliğin de bir sonu var değil mi? Bir dakika sen misafir falan değilsin. Sen benim hayattaki tek dostumsun. Biliyorum bir tanem. Bak o ayrı bir şey zaten yani. Kusura bakmasın ama Mithat bile bunu bozamaz yani. Emin ol. Zaten bu yüzden gidiyorum. Ya çünkü sen çok arada kalıyorsun ve evinde huzursuz olmanı istemiyorum. Ne olur beni anlamaya çalış. Ya birbirinizi yeni tanıyorsunuz Mithat'la. Böyle anlaşmazlıklarınız olabilir yani. Seyrancığım bak sen benim canımsın. Ve çok değerlisin benim için. Olay Mithat'ı az ya da çok tanımam değil ki. Ya burada gördüğüm bazı şeyler var ve bunu açık yüreklilikle dile getirdiğim zaman Mithat bunu gurur meselesi yapıyor. Rahatsız oluyor. Sonuç olarak da arada sen kalmış oluyorsun. Ya ben bu kaosu yönetmeni istemiyorum. Zaten ben de bazı şeyleri görüp susamadığım için ki susmam biliyorsun. Gitmem en doğrusu. Ama şimdi sen böyle gidersen olmaz ki. Canım, evinden gidiyorum, hayatından değil ki. Görüşeceğiz her zaman. Ya Banu. Banu olmadı böyle gerçekten. Aa, gidiyor musun? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bana evinizi açtınız. Umarım çok rahatsızlık vermemişimdir. Estağfurullah, olur mu ya şey? Nerede kalacaksın peki? Bugünlük otelde idare ederim. Yarın da hemen kendime bir ev bakarım. Hızlandırmış olurum yani süreci. Pardon. Pardon. Ya Banu hiç olmadı böyle. Canım. Görüşürüz. Canım. Haber ver ev olunca, tamam mı? Elbette ki. Hem yeni evimi birlikte yerleştiririz. Çok eğleniyoruz biliyorsun. Yerleştiririz tabii. Otele gidince de haber ver bak, merak ederim. Tamam. Hadi görüşürüz canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ömer, senden haber almayalı 10 günü geçti. İyi misin bilmiyorum ama iyi ol istiyorum. Burada işler yine karıştı. Beni arasan, herkes nasıl diye sorsam verecek iyi bir cevabım yok. Annem, amcan, annen, hepsi hapiste. Bir anda öyle üzücü şeyler yaşandı ki. Ben bütün olanlara inanamazken sana nasıl açıklayabilirim hiç bilmiyorum. Ailemizin yaşadığı çaresizlik, bir de senin yokluğun öyle çok canımı yakıyor ki. Gözlerimi kapatıp bütün bunların bir kabus olduğunu düşünerek uyanacağım günü bekliyorum. Gülşat. Uyanmışsın. Nasıl oldun? Daha iyi misin? Gülşat, neredeyiz biz? Ne oldu biz? Burası neresi? Biz şu an Türkiye sınırında, vatan topraklarında bir hastanedeyiz. Kurtulduk. Kurtulduk mu? Hı? Neden kurtulduk? Ne oldu? Niye bu haldeyim ben? Büyük bir çatışmaya girdiydim. Çok ağır yaralandın. Ben de seni kurtarmaya çalıştıydım işte. Sonra Türk ordusu askeri geldi. Onlar bizi kurtardı. Güvendeyiz artık, buradayız. Nasılsın asker? Girdiği çatışma sonucunda yaralanmış. Ufak bir operasyon geçirdi. Yarasıyla ilgili bir komplikasyon beklemiyoruz. İyiye gidiyor. Doktor. Hekimim. Patlamayla birlikte gelişen bir hafıza kaybı yaşıyorsun asker. Bu travmaya bağlı nörolojik bir hasar mı, şimdiden bir şey söylemek güç. Tetkikler sonunda anlayacağız. Tamam. Tamam, boşluktan çıkacak mıyım peki? Düzelecek miyim ben? Ha? Biraz dinlenmen lazım. Daha sonra tetkiklerin yapılacak. Daha net konuşabiliriz. İyileşeceksin tabii. İyi olacaksın. Geçici bir durum bu. Korkma. Sen çok güçlüsün. Ver oğlum, ver. Mahmut, helali hoş olsun da az önce yemedim sen. Bak, dokunucu maazallah. Sinirden yiyeyim baba. Meleğe düşündükçe inan olsun sinirden yiyeyim. Aklıma geldikçe böyle midem gazını yemeğe vurayım kendime. İyi. Ha, avukat bey oğlum. Buyur gel oğlum, otur. Ökkeş! Çay getirin avukat bey oğlum. Hayırlı haberler getirdin inşallah avukat bey oğlum. Pek hayırlı haberlerle gelmedi. Haliller ifadelerini değiştirdi. O ne demek ya? Halil'le Mirza suçu beraber işlediklerini söylediler savcı beye. Ne diyorsun sen avukat oğlum? Melek Hanım'la Vildan Hanım çıksın diye bu yola girmişler. Ah be evladım, ah be evladım. Vay arkadaş. Vay başımıza gelene bak hele baba. Savcının yanında müdahale etmek istedim ama kesin konuşup ifadeyi imzaladılar. Değdi mi bari? Salıcılar mı Vildan? Savcı dosyayı yolladı. Son kararı hakim verecek. Bilmiyoruz. Nasıl ya? Şimdi hakim hayır derse bu gittikleri boşa mı gidecek? Maalesef. Bu defa suçu kabullenmiş halde hepsi birden yargılanacaklar. Yapma ya. Arkadaş. Arkadaş. Avukat bey oğlum, sen bizi Halil'lerle bir görüşürsen ha? Ha Cemal? Doğru diyeyim vallahi. Ha oğlum? Yardım edilecek bir şey var mı? Saatlerdir mutfaktasın, yoruldun. Yok, zaten salatayı yapıp sofraya koyacağım şimdi. Tabakları çıkarayım o zaman. Gerek yok Mithat, sağ ol. Neyin var Seyran? Bir de soruyor musun gerçekten? Sen Banu'yla beni ne kadar kırdığının farkında değil misin? Ama ben senin yuvamızın huzura kaçmasın diye... Ya hiç değilse kız giderken bir özür dileseydin. İyi de Seyran, ben onu bu evden kovmadım ki. Yerini hatırlattım sadece. Ayrıca bir ev olsun diye uğraştığımı da biliyorsun. Ben niye özür dileyeceğim ki? Bu mu yani? Bu kadar mı? Buradan mı bakıyorsun gerçekten? Evet. Misafirliğini abartıp aramızdaki her konuyu tartışmaya çeviren senin arkadaşın. Benim özür dileyeceğim bir durum yok. Mithat bak, ne olursa olsun, ne kadar kırılmış olursan ol. Bunu ifade ediş şeklinin bu kadar kırıcı, bu kadar incitici olmasın, olur mu? O zaman bundan sonra hangi konuyu nasıl konuşacağımı sen söylersin bana. Çocuğum ya ben. Öyle bir şey mi söyledim ben? Konuşmayı beceremiyormuşum işte. Tamam Mithat. Tamam, gerçekten anlaşamayacağız belli ki. Sonra konuşalım, olur mu? O zaman arkadaşın gitti diye bana tavır yapmayı bırak. Uzamasın mevzu. Oh. Aslı, ne oluyor yine? Aslı kızım, baban aradı. Ne? Kızım, babam burada olduğunu öğrenmiş. Şimdi aradı yavrum. Ne diyorsun sen teyze? Nereden biliyor? Kim söyledi? Of ya, gelip alacak şimdi beni. Dur bir dur. Dur bir sakin ol bakayım. Sen ispiyonladın değil mi? Ben neden ispiyonlayayım seni ya? Ben ispiyonlamadım. Bir sakin olur musun? Bir dinler misin beni? Ben durumu idare ettim zaten. Burada değil dedim. O da inandı sanki. Babam benim burada olduğumu öğrendiyse gelir teyze. Ben artık bu evde kalamam. Ya nereye gideceksin, saçmalama. Ya bilmiyorum ama benim gitmem lazım. Aslıcığım, ya Almanya'dan ha deyince buralara geliniyor mu öyle? Kolay mı kızım o işler? Durumu idare ettim diyorum. Burada yok dedim, adamın suratına kapattım telefonu ya. Kızım senin baban cimri. Ben senin babanı senden daha iyi tanıyorum. O kadar zahmet edecek, o parayı verecek, buraya gelecek. Hayatta yapmaz o. Babam benim burada olduğumu öğrendiyse gelir teyze. Sen söylemedim diyorsun, peki kim söyledi benim burada olduğumu? Tamam kızım, çözeceğim ben bir şekilde, Teyze sen önce babama benim burada olduğumu kimin söylediğini söyle. Alpay söylemiş herhalde. Ne? Ne diyorsun sen ya? Bu nasıl bir düşmanlık? Ona ne oluyor? Eniştemin benim hayatımı mahvetmeye ne hakkı var? Yok yok. Ben artık burada kalamam. Onun yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Aslı. Ya nereye gideceksin kızım böyle? Ya Aslı bir saniye bir durun mu? Allah Allah! Ay. Müdür Bey'den rica ettim. Çok kısa görüşmenize izin verdi. Sağ olun avukat bey. Allah razı olsun oğlum. Gel oğlum, geç otur gel. Buyurun, ben dışarıdayım. Nasılsın oğlum? İyi baba. İyi. Buraya niye geldiğinizi biliyorum ama... Halil, oğlum biz de sizin ne yapmak istediğinizi biliriz. Ama bu yaptığınız doğru değil oğlum. İşlemediğiniz suçu niye üzerinize aldınız? Biz yapmadık desek de hepimizi mahkum ettiler. Dördümüz birden ceza çekmeyelim Seyit Ali amca. En azından böyle olursa... Melek'le yengem de çıkar belki. Size ne olucu peki? Mirza, sen... Nasıl kurtulacağımız bu suçtan oğlum? Bunun bir önemi yok ki baba. Meleğin durumu malum. Yani onun hastaneye ve doktora ihtiyacı var. Ettiğiniz büyük fedakarlık. Yüreğinizi, niyetinizi biliyoruz da... Bundan sonra sizin işiniz çok zor oğlum. Hedefim Melek'ten çıksın baba. Locanın üzerinden bir yük kalksın, eski düzenine bir kavuşsun. Buraya bel bağlayan birçok öğrenci var biliyorsun. Gelecekte onların ekmek kapısı. Her şeyden önce de orası bizim mirasımız, maneviyatımız. Doğru değil oğlum, doğru değil de. Avukat sizin hakkınızda hiç umutlu konuşmuyor. Bizim de elimiz ayağımız bağlandı. Seyit Ali amca dosyamız zaten hakimde, yani birkaç güne kadar çıkar karar. Oğlum, Melek'e bırakacakları da kesin dermiş ki. Hadi siz suçu üstlendin dediniz de hakim ne karar verici bilmeyin ki. Yani suçu üstlendiğinizden kalıcınız. Benim tek korkum bu. Baba, küçük bir ihtimal bile bizim için büyük bir umut. Umarım her şey istediğimiz gibi olur, hepimizi yakmazlar. Ya oğlum, bayakta dedim ya, velev ki onları bıraktılar. Size ne olucu, size? Baba, biz de... Boş durmayacağız ki Mirza ile, bakacağız başımızın çaresine. Funda. Fundacığım. Fufu. Nerede bu kadın ya? Funda. Funda! Funda, iyi misin tatlım? İyiyim, iyiyim. Geliyorum. Tamam, ben mutfaktayım. Hadi gel. İşte Funda'mın en sevdiğinden bol çikolatalı. Nasıl? Ne bu böyle? Nereden çıktı? Aşkımız için. Ne yapıyorsun ya? Bu ne biçim hareketler? Rezil ettin her şeyi. Sensin rezil. Sabah telefonumu neden kurcaladığın çıktı ortaya. Aslı'nın babasını aramışsın. Evet. Ne yapacaktım aramayıp da? Hı? Kaçmış gelmiş kızı babasından mı saklayacağız? Ayrıca kızın başına bir şey gelse nasıl hesap vereceğiz? Hı? Ya kızın hayatını mahvettiğinde nasıl hesap vereceksin peki? Sen oğlunu korumak için kızı uzaklaştırmak istedin. Bunu kabul et Alpay. Yaktın kızı ya, yaktın. Şimdi babası gelip aldığında ne yapacağız? Anlattın sana neler olacağını. Aslı başından beri bize yalan söylüyor, tamam mı? Seni de beni de kullandı, farkında değilsin. Ayrıca Kerem'den uzak dursaydı bu yaptıklarını görmezden gelebilirdim. Ama senin yeğenin sorumsuz ve yalancı. Görüşmüyorlar diyorum sana. Görüşmüyorlar. Bahane uydurup durma. Hala bak ayakta uyutuyor seni, anladın mı? Hala kandırıyor. Ya Kerem'in adını telefonuna K diye yazarak kimi yani görüşmüyorum diye kandırıyor ki? Ha? Basmaya görüşüyorlar. Şimdi oyun oynamayı bırakacak. Tıpış tıpış babasıyla beraber gidecek buradan, tamam? Melek Karadağ, Vildan Şirhan, müdür hanım çağırıyor. Gelin benimle. Ne oldu ki? Melek Karadağ'la Vildan Şirhan'ı getirdim. Gelsinler. Gelin. Geçin oturun. Avukat Bey. Gözünüz aydın. Tahliye kararınız şu an yazılıyor. Adli kontrol ve yurt dışı yasakları şartıyla tutuksuz yargılanacaksınız. Çok iyi haber. O zaman hepimizi tahliye ediyorlar, öyle mi? Haliller de. Onlar olmayacak maalesef. Nasıl? Neden? Ya benim hastalığımla ilgiliyse ben bunu kabul etmediğimi söylemiştim. Hayır. Halil ve Mirza suçu kendileri işlediklerini söylediler savcı beye. Suçu kabul ettiler. Ne? Ne demek suçu kabul ettiler? Engel olmaya çalıştım ama maalesef. Hayır, hayır. Hayır, olmaz öyle şey. Yani biz itiraz edeceğiz bu duruma. Eğer onlar çıkmıyorsa bizim çıkmamızın bir anlamı yok ki. İfadelerini savcı nezdinde değiştirdiler. İmzaladılar. Hakimlikten geldi karar Melek Hanım. Şu anda yapacak bir şey yok. Benim de elimi, kolumu bağladılar. Yapamadım. Yüreğim ikiye yarıldı. Alpay'la çocukluğumuzda birbirimize hep yuva olduk biz. Canımızı hiçe sayıp birbirimize sahip çıktık. Geçmişi bir anda silip atamıyorsun İdris. Bir yanım Vildan'a esir olmuş, yüreğimi derinden yakan bir sızı. Ne yapsam, kimin tarafında dursam? Kendime ihanet gibi. Ne güzel gözüm kararmıştı. Bitirecektim Alpay'ı. Onun bana ettikleri onunla beraber mezara girecekti. Yapamadım. Gel gör ki yıllar sonra ilk defa Vildan'la insan olduğumu hissettim. Şimdi o içerideyken tekrar katılaşmaktan, vicdanımın sesine sığar olmaktan korkuyorum. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu çözemiyorum artık. Yeni bir düzen kurmak için onun şefkatine ihtiyacım var. Alpay hala nefes alırken bu ne mümkün? Ona olan öfkem nasıl dinleyecek? ikisi birlikte nasıl olacak? Hiç bilmiyorum. Canım güzel kardeşim. İyi ki varsın ya. Moralim o kadar bozuk ki. Ne iş? Asıl sen ne iş ya? Nereden çıktı gene o? Arada çıkarıp bir izliyorum. Dostu düşmanı hatırlamak iyi gelir. Yapma Kenan'ım ya. Bu konuyu konuştuk biz seninle. Artık eski Alpay yok. Bitti o mevzu. Sende değişen bir şey yok albayım. Yine öfkene yenilip büyük hatalar yaptın. Locaya kuyu kazdın bu defa. Alo. Başından beri hep şunu istemedik mi? Ha? Gözümüze batanları, ayağımıza dolananları içeri tıktık işte. Abi, önemli haber geldi. Halil ile Mirza suçu üstlenmişler. Kadınları da bırakmışlar. Ey güzel evren ya. Nasıl da mevzuları güzel güzel işliyorsun. Hadi gözün aydın. Yenge çıkmış. Halil içeride. Oh ya, bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Kardeş. Eline sağlık. Afiyet olsun. Aldığımız risk hediyeydi bak. Melekler çıktı çok şükür. Çok şükür. Hiç değilse onları kurtardık. Biz şimdi bundan sonrasına bakacağız. Bu avukatla konuşalım da yarın Murat komiserle bir görüşme ayarlasın bize. Bak en başından başlayacağız. Unuttuğumuz ne varsa tek tek anlatacağız Murat'a. O da mutlaka şubeyle görüşüp dosyamızı yeniden ele alacaktır. İşin peşini bırakmayacağız, tamam mı derdim? Kardeş, Allah'ın izniyle hak yerini bulacak. Melek'le Vildan bugün evlerinde ya. Biz şimdi rahat bir uyku çekeriz bugün. Çok şükür. Çok şükür. Yarın ola, hayır ola. İnşallah. İçim hiç rahat değil baba. Haliller bizim için kendilerini yaktılar. Keşke hepinizi sana verselerdi. O hiçbirimizin içine sığmadı ki bizim. Ama seni evde hiçbir şeyden habersiz bekleyen bir Sabi var. Anne anne diye ağlıyor. Kerem'le Defne de perişan oldu. Kızım. Senin evde çocuklarla beraber olman lazım. Çocuklardı. Onların da huzuru kalmadı. Mahvoldular. Benim mi? Küçük Seyit Ali, annen iş için uzağa gitti. Gelirken sana hediye getirecek dedik. Ha. Bak. Aa, bunu gelirken yolda aldım ya. Sabırsın. Her şeyi nasıl ince ince düşünüyorsun? Benim evlatlarımı korumak için çırpınıyorsun. Allah'ım sen başımızdan eksik etmesin. Rabbim mesele bize bağışlasın. Rabbim de seni bize bağışlasın kızım. Hadi bakalım. Hadi bizi bekleyin. Hadi bakalım. Hadi. Kerem, Defne, çocuklar hadi sofraya hadi. Geçin. Defne, Seyit Ali'yi de al. Belki o da bize bir şeyler yer. Seyit Ali hadi bak, yemek yiyeceğiz. Hadi Kadriye. Annenizin işi rast gitmiş, ben de aldım getirdim onu. Şükürler olsun baba. Bebeğim, hoş geldin yuvana yavrum. Hoş buldum baba. Canım hoş geldin, çok geçmiş olsun. Ne? Ay ne diyeceğimi karıştırdım ben de. Yani işin gücün geçmiş bitmiş olsun anlamında dedim. Anne, gelirken oyuncak getirdin mi? Evet, getirdim doğru ya. Çantamdaydı doğru oğlum. Anne, çok teşekkür ederim. Şimdi yemeğimin hepsini yiyeceğim. Seyit Ali, hadi çocuklar geçin sofraya geçin. Hadi bakalım hadi. Nasıl oldu böyle sizi? Nasıl verdiler? Vildan Hanım, hoş geldiniz. Şükürler olsun. Sağ ol kızım, sağ ol. Vildan'ım! Gözlerime inanamayayım. Hoş geldin evine, hoş geldin, hoş geldin güzel kızım. Hoş bulduk anacığım. Şükür Allah'ıma, şükür kavuştuk. Halil'im nerede? Ya bunları salmadılar. Mirza ile ikisi içeride daha. Nasıl salmadılar? Sebep? Ne olmuş ki? Melek'le ben çıkalım diye suçu kabul etmişler. Biz yaptık demişler. Benim oğlum. Vah başımıza gelenler, vah başımıza gelenler. Sakin, gel hele bir otur. Yaktı kendini benim oğlum. Otur hele, gel. Vah başımıza gelen. Sakin ol ya. Vah başımıza gelen. Zümrüt, sakin ol Zümrüt. Yaktı kendini Cumali. Öyle deme, sakin ol. Vah gari. Ha, çok şükür abi, çok şükür. Ablam o haliyle kalamazdı orada. Hastalığı daha da ilerleyecekti. Allah illa abilerinin yardımcısı olsun. Seni izlediler mi? Bilmiyorum. Tamam abi, tamam. Görüşürüz. Selam söyle, geliriz biz de. Tamam. Ablamla Vildan ablayı salmışlar. Oh, çok şükür. Meleğin bir acıyı daha kaldıracak hali kalmamıştı, yazık. Hepsi çıkamamış tabii. Halil abiler suçu kabullenmişler ablamlar çıksın diye. Hadi ya. Üzüldüm şimdi bak. Ama Halil'in Melek'e duyduğu sevgi o kadar büyük ki. Baksana böyle bir suçun altına girmiş. Bu çok büyük bir fedakarlık. Sevgi böyle bir şey işte. Sevdiğin söz konusu olunca gözün hiçbir şey görmüyor. Canını bile hiçe sayıyorsun. Bazıları da ne kadar severse sevsin, ne yaparsa yapsın görünmüyor. Sevgini görmediğimi mi zannediyorsun Mithat? Yanılıyorsun. Ben sevgimizin ne kadar büyük olduğunu farkındayım. Ama sevgi bencillik değil ki. Hayatımızdaki bazı değerlere de saygı duymamız lazım. Ben yeterince saygı duyduğumu düşünüyorum Seyran. Arkadaşım dedin, yüreğimizi açtık, evimizi açtık. Elimden geldiğince de hayatını kolaylaştırmaya çalıştım. Bir evi olsun diye de uğraştım. Sen anlamıyor musun? Yoksa anlamak mı istemiyorsun Mithat? Ya sorun senin yardım etmen, ev bulman falan değil ki. Ayrıca ikimiz de biliyoruz. Bütün bunları Banu bir an önce bu evden gitsin diye yaptım. Evet. Sen sevgi büyük bir şey dedin ya hani. Ben de hayattaki en kıymetli varlığımla huzurlu olabilmek için bunu yapmak istedim. Eğer sen bunu hala bencillik olarak görüyorsan biz gerçekten birbirimizi anlamıyoruz demektir. Öyle mi Mithat? Peki. İyi geceler sana. Mahmut yeter. Yeter artık ya. Şuna bak. Göbekli Tepe'ye döndün ha. Ya Kerem'in tatlısı, Defne'nin tatlısı. Hadi neyse benim tabağa da başla. Tabağa da yiyeceksin mi? Ha? Bunda yiyeceksin mi? Kadriye sen benim lokmamı mı sayıyorsun? Gene boğazıma dizdin. Sağ ol valla. Tamam işte ne güzel dizisini yavaş yavaş tane tane iner kursağına. Anca sindirirsin. Hasbinallah. Bizim derdimiz ne? Benim hatun neyle uğraşıyor ha? Ya baba. Kızım. Kim uğraşıyor sizde? Bir gün dolandırıcı çıkıyor karşımıza. Ertesi günde bunlar başınıza geliyor. Ben bir bilsem zaten o bizle uğraşanları baba. Aklım durdu. Loca'ya gelip gidene bir tartıp bitseydiniz. Şüphelendiğiniz birileri var mı? Yok. Yani öğrenciler gelip gidiyor işte Kadriye. Onlardan da kim olacak? Yok hiç belli olmaz bak. Filmlerde, dizilerde biz neler duyuyuk. Öyle değil mi? Filmin sonunda hiç beklemediğimiz biri çıkıyor suçlu. Polis çeşit çeşit soru soruyor. Şüphelendiğiniz birileri var mı? Ne bileyim son zamanlarda sizi tehdit eden birileri oldu mu gibisinden. Kadriye, senin hafiye elinle olucu iş değil mi? Melek şimdi çok yorgun. Gitsin odasına bir dinlensin hele. Sonra oturur konuşuruz. Haliller de hayırlısıyla tez vakitte çıkarlar da hak yerini bulur. İnşallah. Ben bir gideyim de çocuklara bakayım hala. Seyit Ali uyumadı herhalde. Ay. Yüreğim hafladı. Telaş etme kızım. Beyhanlar aşağıda açarlar kapıyı. Boş bulundum herhalde. Kim acaba? Aslı bak maç için geldiysen hiç boşuna nefesini tüketme gelmeyeceğim. Annem geldi çıkamam. Yok. Ondan değil de. Ne ondan değil de ne? Babam aradı. Anne gideyim. Geç kalmam. Peki ne olacak Halil'lerin hali? İşlemedikleri suçun cezasını mı çekecekler yıllarca? Ne zaman biteceği bu çocuğun kederi? Yavrum, deme böyle Zümrüt. Elbet bir hal çaresi bulunucu. Onlar biz ettik demeyle bitmiyor ki bu iş. Daha bunun mahkemesi var, polisi, avukatı bu işin ardını bırakmaz. Öyle kolay mı ya? Bunca yıl bir karıncayı bile incitmedi benim oğlum. Günaha girmemek, kimsenin vebalini almamak için çaba sarf etti. O Mirza da öyle. o kimsesiz, yetim Mirza. Aynı. Hiç kimseye bir kötülükleri dokunmadı bu çocuklar. Şimdi de bana. Haktan, hukuktan anlayan bu evlatlar. Şimdi kimin kabahati için kendilerini ataşa atıyorlar ha? Yahu Vildan'la Melek de içeride kalsaydı daha mı az yanıcılardı ya? O zaman hiç değilse hep birlikte masum olmalarının savaşını veriyorlardı. Şimdi kendi ağızlarıyla suçu üstüne aldılar. Biz ne diyecek? Ha? Ne diyecek biz? Ele güne nasıl cevap verecek? Biz nasıl silecek bu kara lekeyi? Nasıl ak edecek Cumali? Nasıl? Anacığım, bizim de haberimiz olmadı. İkisi kendi kendilerine düşünüp vermişler ifadeyi. Halil'im yiğitlik etmiş. Ya Vildan'ım, benim sözüm sitemim sana değil ha. Sen masumsun. Sen ne zamandır gidip gelin hocaya zaten. Bak sen burada yokken Ömer'im arayıcı, anam nerede diyeceğim, ben ne diyeceğim diye karabasallar gördüm ha. Ben nasıl diyeyim cevizimin içine senin anan cezaevinde. Vallahi evlere sığamaz oldum. Çok şükür geldin evine. Suçun yok, günahın yok, çok şükür. Sevindim. Çok sevindim Vildan'ım, sevindim. Ama sevincim yarım. O kadarcık sitemimi de çok görmeyin bana. Anayım ben. Nasıl yapar ya bunu babam? Senin babanı aramak ne demek? Yok, iyice zıvanadan çıktı bu adam. Yapmış işte. Hiç sevmedi ki zaten beni. Seninle görüşmemi de istemedi. Buradan gitmem için elinden geleni yaptı. Kesin gelir şimdi babam. Beni de bir güzel teslim ederler eline. Ya bir dur Aslı. Dur, zorla götürmek ne demek dur. Sen babamı bilmezsin. Her türlü rezilliği yapar o. Benim buradan gitmem lazım. Babam her an gelebilir. Kalamam burada. Bu akşam da maça çıkarım ben. Parayı tamamlarız. Annem yeni geldi dedim. Kadın yeni çıktı hapisten. Moral olarak ihtiyacı vardır sana. Hadi yürü gidiyoruz. Nereye? Ya halı sahaya. Gülşat. Çok kötü bir rüya gördüm. Ne gördün? Birilerini gördün mü? Hiçbir şey hatırlattı mı sana? Bilmiyorum. Bilmiyorum, kabustu herhalde. Bu yüzler vardı, tanımadığım. Kulağımda sadece bir patlama vardı. Tek hatırladığım birisi beni tutup çekiyordu, götürüyordu. Yok, yok, yok. Onların hiçbirisi kabus falan değildi. Hepsi gerçekti, hepsini yaşadın. Türkiye sınırında bir Türkmen köyüne yardıma geldiydiniz. Çok büyük bir patlama oldu. Sen de orada yaralandın işte. Seni sürükleyip götüren de bendim. Kurtarmaya çalıştım. Günlerce de bir evin sığınağında sakladım. Sana bakmaya çalıştım ben orada. Hatırladım. Hatırladım. Yaramı sardın. Hayatta kalmamı sağladın benim. Sen bunları nereden biliyorsun? Nasıl yapabildin? Alışığız biz. Küçüklüğümüzden beri köyde hayvana, tarlaya, her bir şeye bizi koştururlar. Kendi yaralarımızı kendimiz sarmayı öğretti büyüklerimiz bize. Hele bir de ailen korucuysa silah tutmayı da bileceksin, silah yarasına bakmayı da. Abim vurulduydu bir kere. Kurşun nasıl çıkartılır? O gösterdiydi bana. Nerede şimdi abi? Sen hala hiçbir şey hatırlamıyorsun değil mi? Kendini, yaşadıklarını, ananı, babanı, sevdiğini. Hiçbir şey yok mu? Ha, bak. Bunu göğsündeki cebinden çıkarttıydık. O zaman hatırlamadım pek bir şey, kendinde falan değildin. Belli ki sevdiğinin. Al hele, bak bir daha. Belki bir şey hatırlarsın ha? Belki de benim değildir. Askerlerden birinindir. Peki sen? Sevdiğin falan yok mu? Yok. Tek derdimiz hayatta kalabilmek bizim. Öyle aşka, sevdaya falan nereden zaman bulacağız ki? Ailen? Kaybettim hepsini. Bir bir toprağa verdim. Yalnızım, kimsesizim. Sen de benim gibisin yani. Hatırlamadığın, bilmediğin bir dünyada yapayalnızsın. Kimsesiz. Öyle. Benziyor hallerimiz be asker Ömer. İkimiz de bir boşluğun içindeyiz. Defne. Ben sizi ne kadar çok özledim kızım. Sen beni bağışlayabilecek misiniz kızım? Ben size böyle bir acıyı yaşattığım için çok üzgünüm. Anneciğim o ne demek? Siz suçlu değilsiniz ki. Sen üzülme lütfen. Hem bak sen bizim yanımızdasın artık. Senin sesin, kokun, şefkatin yeter. Öyle, öyle. Orası öyle Defnem. Şükürler olsun. Şükrediyorum. Ben sizin yanınızdayım ya. Defnem o koğuşun içindeyken gözümün önünden gitmediniz. Çok zordu benim için. Halil abi de çıkacak. Hem bak nasıl kahramanlık yapmış. Bunlar ailecek seviyorlar kahramanlık yapmayı. Ömer de hayatıma öyle girmişti. Kahraman doktorum benim. Ömer gelecek. Halil abi çıkacak oradan. Mutluluğumuza aynı anda kavuşacağız anne. Hadi. Evet. Dediğimi yaptım. İkimiz de kârdayız gördüğün gibi. Sözünü tutmaya devam et bence. Bir şey isteyeceğim senden. Ben acil paraya sıkıştım da. Senden bir önden 2 maç ödeme alsam. Sonra zaten işte biliyorsun. Ya tabii bahis ama en azından ortalama bir şey verebilir misin? Senin alacağın maçlardan şüphem yok. Bu iyiliği yaparım sana. Ama hesabını iyi tut. 2 maça da çıkıp kazanmalısın. Tamam, yani anlaştık o zaman. Al. Ne kadar var burada? Giderken sayarsın. Eyvallah. Tamam, sağ ol. Al bunları. Eşyalı bir ev tutmaya yeter herhalde. Kerem, ben gerçekten çok teşekkür ederim. Ben çok mutluyum. Sağ ol ya. Evet. Peki, bu gece ne yapacağım? Babanın yüzünü görmek istemiyorum. Gidemem bir daha o eve. Üşüyeceğim kızım. Hadi içeri gir. Ay istiyordum. Ula birkaç günlüğüne bile olsa şu güzelim gökyüzünden, özgürlüğünden mahrum kalması o kadar katlanılmazdı ki. Üstelik hiçbir suçumuz da yok yani. Ama tabii ben bunu Halil'ler sayesinde yaşayabiliyorum şu anda. Onlarsa görsem böyle şu kadarcık bir pencereden dışarıyı görebiliyorlar. Benim içimi çok acıtıyor. Hakkın, adaletin önünde hiç kimse duramaz kızım. Elbet onlar da çıkıcı. Hocaya sürülen lekeyi nasıl temizleyeceğiz hala? Şimdi bak suçu kabul ettiler. Bu duyulacak, herkes bir şey söyleyecek. Öğrencilere ne diyeceğiz, ne anlatacağız? Ya babam, Cumali amca bütün bu olanlar yüzünden itibarlarını kaybedecekler. Ya bunun bir bedeli olmayacak mı? Bunu hazmedemiyorum. Melek, bak kızım, bazıları lafa söze itibar eder, bazıları da bizim özümüze. Bizi tanıyıp bilen gelsin. Diğerlerinde yüreklerini karartıp gözlerini kör etsinler. Bizim insanlığımız da yerimiz de asla değişmez. Sen canlısın. İçeri girelim. Gel, yürü. Hani sabah görüşürüz Kenan. Sen gel bir bizimle. Ne oluyor be? Ses kimsin? Anam! Of! Of! Ya yersen böyle tabii löp löp, böyle mide fesadı geçirsin ha. Vallahi Kadriye iyi ki dedin ha. İyi ki dedin ha. Senin işine gelmiyor ki. İşine gelmiyor. İç şunu da. Aman öte götü onu. Öte götü onu aman öte götü onu. Hiç yerim yok ben onu içme. Ne yapayım ben sana? Anason içirdim, papatya içirdim. Daha ne yapayım ha? Çıkmayayım, çıkmayayım. Anam ölüyorum! Ölüyorum, ölüyorum. Ama senin şu anda yaşıyor olman bir mucize zaten. Ya bana bir söyler misin? Bir insan bir koyunu bir başına nasıl yer ya? Dükkanda ayrı ye, burada ayrı ye. Senin artık dikkat etmen lazım. Et bu et ya. Öyle hazmı kolay bir şey mi? Ha? Ya Kadriye Allah aşkı için yap. Sanki ilk defa et diyeyim ben. Konuşmak için konuşma bari. Eskiden dokun muydu? Şimdi dokun yine de. Metabolizman yavaşladı çünkü. Neden? Yaşlandım. Sen nereden biliyorsun hele? Doktor kesildin başıma ha. Vallahi konuşmak için konuşun bana ya. Allah aşkı için hele bir sus, Allah aşkı için bir sus ya. Ben burada canım yanayım. Olur mu öyle şey? Sabahtan akşama kadar ben okuyayım ha, bebelerim için. Bak, bundan sonra bizim, senin de benim de sebze ağırlıklı beslenmemiz lazım. Ya anne sağlığı önemli, baba sağlığı ondan da önemli. Bunu böyle besin piramidi gibi düşün, tamam mı? Böyle anne burada, baba onun da üstünde. Böyle aşağılara doğru inebilirsen eğer besin piramidinde aşağıdan bak ikizleri sana el sallayayım. Tamam tamam hadi üzülme bak halledeceğiz, zayıflatacağız. Zayıflatacağız bu göbeği tamam. Ya böyle göbeğime bak ya seninkinden hallice benimki de. Tamam hoş bende. Bende hoş. Aslı. Aslı gel gel. Şuradan. Kerem. Ne oldu? Anneme mi bir şey oldu? Hayır, hayır bir şey yok. Tamam, yok bir şey. Sessiz ol. Annem iyi. Korkacak bir şey yok. Niye uyandırdın o zaman beni sen? Kerem, ne işi var onun burada? Babam Aslı'nın babasını aramış. Aslı'nın babası gelmiş. Onu götürecek. Ben de aldım buraya getirdim. Babam babasına ne yapmış? Ne? Anlamıyorum ya. Babasından mı kaçmış? Evet. Kız zor durumda. Bu akşam idare etsen, senin yanında kalsa. İyi de. Teşekkür ederim. Yani annem görürse ne diyeceğiz? Korkacak hiçbir şey yok. Kimse görmeden ben sabah çıkaracağım zaten. Tamam. Ama şu odamda kaldığım ilk gün yaptığına bak, yani bunu unutmayacağım. Aslı, bir şeye ihtiyacın olursa sen Defne'ye söyle, sakın odadan çıkma tamam mı? Tamam, sağ olun ya. Ben sabah seni alıp çıkaracağım. Hadi iyi geceler. Benden aldığın eserleri ne yaptın, kime sattın? Ya ne biçim hareketler bunlar ya böyle ha? Beni buraya karga tulumba getiriyorsunuz. Ne oluyor? Sana bir soru sordum. Ne diyorsun ya anlamıyorum. Anlamayacak bir şey yok lan bunda. Patlattığım gömüyü polis öğrenmiş, eserlerin peşinde. Senden başka piyasada kimseye vermedim. Kime sattın onu söyle. Satamadım hala elimde. Bak bana doğruyu söyle. Eğer elinden çıkarttıysan ipin ucu bana kadar gelir. Ben yanarsam hepinizi yakarım. Ya sağlam yerde sen merak etme. Sağlam dediğin yer nereye ya? Ya bana güven sen ne yapacaksın nerede olduğunu? Ya sen kimsin ben sana güveneyim? Polis işin peşinde diyorum hala bana masal anlatıyorsun. Nerede, nereye sakladın? Söylemiyorum. Tamam mı? Söylemiyorsun. Tamam. Seni soğuk hava deposuna alalım sabaha kadar kal orada. Sonra söylersin. Ne soğuk hava deposu ya? Ondan sonra yaz, kuşkonmaz yaz. Bakayım ne yazsın? Kız saf, kuşbaşı değil, kuşkonmaz yazacaksın. Allah'ım ya. Yok, pardon. Hı. Yaz soya filizi. Hı. Kırmızı patates. Brokoli yaz. Ya abla, ben bunları nereden bulacağım? Bunlar pazarda olmaz ki. Var, var, var. Bir kısmı var pazarda. Bulamadıklarını da büyük market var ya git oradan al. Vallahi bu sebzeleri almamız lazım. Ben Mahmut'u diyete soktum. Bundan sonra sebze yemeğe yenecek. Ya abla bizim sebzelere ne oldu? Allah aşkına ben bunların adını bile doğru düzgün yazamıyorum. Kız yaz sen, yaz. Ekle. Ne? Brüksel lahanası. Hmm. Avokado yaz. Güzel yaz. Bak okuyamayın ondan sonra. Avogado'yu. Hadi, hadi çabuk oyalanma. Kız bak daha Defne'yle yemek yapacağız. Hadi. Kerem. Kim bu kız? Ha? Bana bak, nereden çıktı bu? Ha? Nereden çıktı bu kız? Kim bu? Bir dakika. Bir de. Ya. Yoksa sen kız mı kaçırdın ha? Ya yenge ne alakası var? Dur ya dur. Vay başımıza gelenler. Melek! Melek! Ya dur. Melek! Hala! Hala koşun! Yenge ne yapıyorsun? Sus ya dur. Vay başımıza gelenler. Koşun. Kız mı kaçırdın sen ha? Bana bir doğruyu de. Kim bu? Kim bu kız? Ha? Melek! Hala! Koşun. Bana bir deyin ya. Kim bu kız? Ne oluyor gene ya? Mahmut! Bana bir deyin ya. Kim bu kız? Kim bu? Mahmut bizim başımıza gelenler bak. Kerem bir şey söyler misin? Bir şey söylesene Kerem. Şimdi sana BMR çekeceğiz Ömer. Sonra nöroloji kliniğinde bir takım testler yapılacak. Ne kadar sürecek bu? Çok uzun sürmez. Testlerin sonuçlanınca da ciddi bir durum yoksa evine göndereceğiz. Taburcu olacaksın. Değil mi? Buradasın. Yok. Dönene kadar buradayım. Sen iyileşmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Merak etme olur. Vallahi yeğenim kızmak, darılmak yok. Senin ettiğin işler. Ben ne dedim sana? Görüştüğün arkadaşlarına dikkat et dedim değil mi? Başına gelmeyen kalmadı. Yalansa yalan da bağır. Sen de tutmuşsun, kızı evimize gitmişsin. Ya of dayı sandığınız gibi değil. Ama oğlum yani uygun oldu mu şimdi? Yani gizli saklı olması uygun olmadı değil mi? Hayır nerede kaldı bu kızı dün gece? Ha? Nerede kaldı? Kimin odasında kaldı ha? Yengeciğim nerede kalacak Allah aşkına? Nerede? Yenge tabii ki de benim odamda kaldı. Öyle mi? Ha? Sen de suça ortak olayım mı diyeyim? Tamam. Bir susun. Bırakın da çocuklar anlasın işin aslını. Ya her kafadan bir ses çıkıyor. Soru soruyunuz, cevabını kendiniz veriyiniz. Teşekkür ederim Allah. Baba. Dede. Hayırdır? Dede. Arkadaşım başı beladaydı. Akşam ben de aldım buraya getirdim. Burada kaldım. Ne rahat dedin onu ya. Ne rahat adamsın sen. Neresiz benden mekarım ağabey. Hadi siz de işinize bakın. Mahmut, hadi bakayım sen dükkana. Hadi kızım sen de odana geç. Siz de işinize bakın hadi. Ay burada uyuyakal. Ah, ay her yerim tutulmuş. Ah be kızım, insan uyandırmaz mı? Aslı. Ay niye uyandırmadın Aslı beni ya? Şu halime bak. Of. Aslı. Ay. Aa. Özür dilerim. Rahatsız ettim sizi de. Çaresiz kalmasaydım gelmezdim. Dede, Aslı'nın babası Aslı istemediği biriyle evlendirecekmiş. O yüzden Aslı kaçıp teyzesinin yanına gelmiş. Tabii benim düşünceli babam da Aslı'nın babasını arayıp Aslı'nın burada olduğunu söylemiş. Ey Alpay. Babam her an eve gelebilir. Korkudan gidemedim ben de. Ben de ne yapayım bilemedim. O yüzden Aslı'yı aldım, buraya getirdim. Tamam oğlum. Sen doğruyu yapmışsın. Yalnız o aile meselesi bizi aşar. Bak kızım, bugün burada kaldın ya, yarın ne edeceğim? Öyle kaçmayla falan olmaz. Allah göstermesin. Yarın başına bir şey gelebilir. Babam mı? Yok, teyzem. Aç kızım teyzeni, merak etmiştir seni. Aç konuş. Yok, istemiyorum. Bir ton bağıracak yine. Peki, ver madem ben konuşayım. Ben güzelce izah ederim durumu, merak etme. Funda, ben Melek. Melek? Sen ne alakaya, ben Aslı'yı aradım. Aslı dün gece burada kaldı, benim yanımda şu anda, merak etme. Niye sende kal? Verir misin şunun telefonu? Niye sende kalıyor? Tatsız bir şeyler yaşanmış herhalde, korktuysa biraz konuşmak istemedi. Ha, benden mi korkmuş? Ona herkesten ve her şeyden ben koruyorum. Benden mi korkmuş? Hayır. Sen de biraz gerginsin herhalde. Biraz sakinleş istersen. Bir sorun yok. Senden değil zaten. Galiba babası zorla alıp götürmek mi istiyor? Korkmuş çocuk ondan. Funda, isterseniz böyle güzelce sakinleşip bir konuşun. Sana ne benim aile ilişkilerimden ya? Bak söyle ona, hemen eve gelsin. Gelmezse ben oraya gelirim, onu alırım. Tamam mı? Biraz öfkeli tabii teyzen, yani haklı. Seni merak etmiş sonuçta. Evde bekliyor seni. Sen gidene kadar da sakinleşir eminim. Tamam. Anladım. Ben götüreyim, ister misin seni? Anne, ben antrenmana gideceğim. Bırakırım Aslı'yı. Çok teşekkür ederim. Rahatsız ettim sizi de. Kusura bakmayın. Önemli değil kızım. Umarım güzelce konuşup çözersiniz teyzenle de. Kerem, oğlum doğru eve götür de mesele büyümezsin. Tamam. Tamam dedim, merak etme. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Yüzünden zaten hep. Sen. Ya Alpay, Allah aşkına aç şu telefonu. Arayanın soranın eksik olmasın. Bak, merak ediyorlar da arıyorlar demek ki. Ben de eserlerin yerini merak ediyorum. Bak güzel güzel söyle, olaysız dağılalım. Ne önemi var nerede olduğunun? Ha? Ben sana garanti vermedim mi kardeşim? Sen eserleri bana satmadın mı? Sattın. Ben de gereğini yaptım. Yani senin adın geçmiyor, sanın geçmiyor. Kendi kendine halleniyorsun. Polis seninle nasıl bir ilişki kursun ki yani? Ha? Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bak sana bir daha anlatıyorum. İyi dinle beni. Gömünün yeri tespit edildi. Polis eserlerin peşinde. Sattığın adam yakalanır, senin adını verirse ki bülbül gibi konuştururlar. Sen kimin adını öteceksin? Benim değil mi? Nereden uyduruyorsun ya? Nereden uyduruyorsun böyle? Yok öyle bir adam. O zaman nerede eserler? Ya sağlamda diyorum sana ya. Senin sağlam dediğin yerin. Gidin bakın bunun sağlam dediği yerlere. Dükkandan başlayın. Abi siz neden kendi kendinize iş yapıyorsunuz? Görmüyor musunuz? Durum ciddi. Gömünün yeri tespit edildi. Çıkan eserlerin bir kısmı polisin elinde. Böylece de bulunan eserler de aynı döneme ait. Dosyalar birleşirse hiçbir şekilde kurtulamazsınız bu suçtan. Amacımız bizim sadece melekleri çıkarmak değildi Murat. Yani biz Mirza'yla bunun saatlerce hesabını yaptık, öyle karar verdik. İyi de... Ya savcı zaten bize inanmadı kardeş. İnanmadı da hakimin önüne gitti dosya. Savcı buna engel olmadı. Daha detaylı eğilecekler dosyaya. Biz defalarca sorgulanacağız. Bütün bunların ne olacağını biliyorduk zaten. Halil, kardeşim bunu sizin yapmadığınızı biliyoruz. Sen, ben, Mirza, aileleriniz. Ama yetmiyor ki. Sizi buradan kurtarmak gitgide güçleşiyor. Bu noktada benim... İşte sen tam bu noktada bize yardım edeceksin. Nasıl? Bizim şüphelendiğimiz isimler var. Kenan'ın oğlu öldüğünden beri bizim başımızdan bela eksik olmadı Murat. Ya handaki yangın, locanın dolandırılması. Şimdi de bu olay. Bak Murat, bu olayların arkasında kesin bunlar var ya. Ama ispat edemeyiz ki. Alpay'ın da Kenan'ın da boyunu aşar bu. Tarih eser kaçakçılığı bu. Organize suç. Hem baktırdım ben Kenan'ların konudaki bağlantılarına, kaydına, kuyduna. Hiçbir şey yok, temiz. Tamam, bu adamlar antikacı değil mi? Tamam da abi, her antikacıya şüpheli diyemeyiz ki biz. Zaten onlar herhangi bir antikacı değil. Yani bizimle derdi olan adamlar. Ya yakın zamanda locanın kilidiyle oynandı. Ben de o gün o Alpay denen adamı civarda dolanırken gördüm. O locaya tarih eseri kim koyduysa ihbar eden de aynı kişi. Orası kesin de onlar mı bilmiyoruz. Ya Murat, belki de bir yoklaman gerekiyor. Üstlerine gitmeden anlayamayız değil mi? Halil, ben kaçakçılık şubede görev yapmıyorum ki kafama göre alayım, sorgulayayım adamları. Ben sana sorguya çek demiyorum ki. Sen bizim dostumuz değil misin? Hana gittiğinde küçük bir hatır soracaksın, o kadar. Ya sen hele bir hayırlı işler diye git. Bakalım sana çay mı ikram edecekler? Telaş mı yapacaklar? Görürsün kardeş. Gerisi sende Murat. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Geçmiş olsun. Melek Hanım'la Vildan Hanım'ı salmışlar darısı Halil'lerin başına. Bunların hiçbiri seni ilgilendirmez. Hem nereden haberin oldu ki senin? İşi gücü bıraktın, bizim derdimizin peşine mi düştün? Böyle haberler tez yayılır Cemal Bey. Keşke hep iyi haberler alsak, fena mı? Kolay gelsin. Oo, Funda Hanım. Nerede o? Kime baktın? Alpay mı? Kenan, lütfen bak. Oyun oynama sırası değil. Dün akşamdan beri ulaşamıyorum. Yok, nerede? Nasıl yok? Eve gelmedi mi? Hayır. Akşam beraber ayrıldık buradan. Nasıl olur? Bak Kenan, lütfen. Nerede olduğunu biliyorsan söyle, lütfen. Gerçekten bilmiyorum. Evde tembellik ediyordu diye aramadım. Sana yemin, gerçekten bilmiyorum. Gene neyin peşinde bu? Komiser Bey oğlum. Aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? İyi değilik bu oğlum. İyi haberler almaya hasret kaldık ha. Murat, var mı oğlum bir gelişme? Yok. Ama ben yakından ilgileniyorum. Çözeceğiz en kısa zamanda. İnşallah. Eksik olma. Şimdi ben müsaadenizi istiyorum. Görüşürüz. Tartışmışsınız yani. Alpay işte bu. Çekmiş gitmiş. Ya tamam da Kenan yani... Nerede ama? Herhalde sabahlara kadar bir yerlerde, sokaklarda yatacak hali yok değil mi? Hayırlı işler. Sağ olun komiserim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, biz çayımızı içersiniz değil mi? Olur, içelim. Bize 3 çay söylesene. Tamam abi. Buyurun komiserim. Nasılsınız komiserim? İyi, çok şükür. Uğraşıyoruz. Kaçakçılık şubeden arkadaşlar burada. Soruşturmayla uğraşıyorlardı. İşin içinde cinayet şüphesi varmış. Ben de dedim geleyim. Onlarla bugün bir takılayım bakalım. Gelmişken de dedim bir çayını içeyim senin. İyi ettin. Ne soruşturması bu komiserim? Yakın zamanda bir gömü patlatıldı. Kaçakçılar iş başında tabii. Bütün eserler dağıtılmış. Hal böyle olunca da ilk adres malum antikacılar. Var mı sende bir hareketlilik? Anlayamadım. Şimdi bu işi bilmeyen acemiler çıkan malları hemen satmaya kalkar. İşte dedemden kaldı, atamdan kaldı falan diye. Sana gelen giden bir şey oldu mu? Ben o işlerle ilgilenmem komiserim, sakat işler. Mezatta gücümüz neye yetiyorsa alıyoruz. Öyle mi? Ya bu senin bir ortağın vardı. Neydi adı? Alpay mı? Ha, Alpay. Nerede o? Kabir o komiserim. Erkenden dükkanı açtığını görmedim hiç. Telefonla uyandırır mı? Arasana bakalım gelsin. Belki bildiği bir şey vardır. Ne konuda? Anlattım ya daha şimdi. Belki bir bildiği vardır. Allah açmıyor. Duyursun bak çalıyor. Dediğim gibi erkenden uyanmaz hiç. İyi. Bana müsaade o zaman. Her zaman beklerim komiserim. Hadi eyvallah. Güle güle. Ha. Olur da bir şey duyarsan görürsen bana bir alo de. Tabii ki. Tabii komiserim. Kenan, ne şimdi bu böyle? Ha? Murat komiser durduk yere gelip bizim çayımızı içmez. Alpay'ın o getirdiği tarihi eserler kaçakmış öyle mi yani? Allah kahretsin ya. Eyvahlar olsun. Ya sen de arıyorsun polisin yanında Alpay'ı. Ya açsaydı telefonu iyi ki de açmadı. Aptal mıyım ben? Niye Alpay'ı arayayım? Oteldeki ikinci hattım aradım. Çaldı kapandı. Sakın arama Alpay'ı falan. Eve git, benden haber bekle. İyi, tamam. Kenan, bana bilgi ver. Tamam mı? Hadi hoşça kal. Güle güle. Kenan'ım, sonunda sesini duyabildik. Ortağını merak edince tabii. Ne dönüyor orada? Vallahi sen bizim telefonlarımıza dönmeyince biz de ortağının gittiği yoldan döndürmeye çalıştık. Dün geceden beri misafirimiz. Ne istiyorsun Ercü? Niye aldın Alpay'ı? Kenan, diklenme. Alpay kendisine verdiğimiz eserlerin yerini söylemiyor. Olmaz ki böyle. Tamam. Getiriyorum istediklerini. Soğuk hava iptal mi? Ne güzel bir ailem var. Deden, annen, kız kardeşin hepsi çok iyiler. Yengemle dayım seni pek sıcak karşılamadılar ama. Önemli değil ki. Sonuçta daha tanımıyorlar beni. Hem saatçi dükkanından sabıkalıyım onların gözünde. Evet. Ama eğlenceli insanlar belli. Kıskandım vallahi sizi. Büyük bir aileymişsiniz. Hani diyordum ya filmlerdeki gibi diye. Yanılmamış. Dertlerimiz de film gibidir bizim. Nerede abuk sabuk şey varsa gelir bizi bulur. Ama seviyorum ailemi. Almanya'dan geldiğimde... Başta bir fazla korumacı geliyorlardı ama... Şimdi böyle kendimi en güvende hissettiğim yerin dedemin evi olduğunu anlıyorum. Güvende hissetmek ne güzel bir şey ya. Kerem, ayrıca annen için de özür dilerim. Hiç teyzemin anlattığı gibi biri değilmiş. Yani çok samimi, çok içten. Öyledir. Öyledir annem. Kerem. Annen hasta mı? Sen nereden biliyorsun bunu? Yani bilmek değil de hissettim. Dün gece Defne'nin gözündeki o korkuyu gördüm. Direkt anneni sordum. Bir de biz ilk tanıştığımız zamanlarda seninle ne zaman buluşsak sen hastaneye gidiyordun. Annem kanser. Donör bekliyoruz. Annem bir şey olursa ne yaparım ben bilmiyorum. Ne yapayım? Ha? Oh, buldun kış güneşini. Isınayım mı? Ha? Yenge uğraşma benimle. Kız aşk olsun ne uğraşayım? Ha? Kötülüğüne mi uğraşayım ben seninle? Kız ortağımsın sen benim. Ay öyle güzel tarifler buldum ki. Ünzile'ye de söyledim, aldım malzemeleri. Vallahi çok güzel yemekler yapayım ha. Yenge ben bir şey yapmak istemiyorum. Bak gerçekten canım sıkkın. Ama aşk olsun. Aşk olsun. Yenge yarı yolda bırakılır mı? Hele bir de hamile yenge. Ya ben kaç canımla uğraşayım sen diyeyim istemeyeyim. Bak Mahmut dayın çok kilo aldı ya. Önce bu bizim tariflerle onu çok güzel bir zayıflatalım. Sonra da bizim handaki dükkanın menüsünü hazırlarız beraber. Sen açacaksın yani bu dükkanı gerçekten. He açarız ne var? Benim neyim eksik çalışan kadınlardan? Seyran abla gibi yani değil mi? Aa, ne alakası var aklıma bile gelmedi. Hem sen niye bana yenge dediğin ona abla diyeyim? Ha? O genç, ben yaşlı mıyım? Yok canım, olur mu öyle şey yenge? Yani sen benim ilk göz ağrımsın o yüzden. He, ondan da he, canım benim. Anne, nereye gidiyorsun sen? Loca kapalı dedi Mahmut, polisler daha açmamış. Halil'leri ziyarete gidiyorum. Ay onları da Allah kurtarsın yazık vallahi. Selam söyle çok anne. Söylerim kızım. Kız hadi kalk. Topla kendine. Biraz enerjik ol. Gel. Ne güzel şeyler yapacak. Kalk. Kalk hadi biraz enerjik. Kalk gel. Bak çok güzel şeyler yapacağız. Gel. Tetkikler bitti mi? Şükür. Gel. Daha iyisin değil mi? Geçmiş olsun asker. Fiziki muayenen, nörolojik tetkiklerin gayet temiz. Beyin fonksiyonlarını etkileyecek herhangi bir bulgu yok. Ben senin bu dediklerinden hiçbir şey anlamadım doktor. Tek bir şey soracağım. Benim bu beynimdeki boşluk ne zaman bitecek? Ben ne zaman hatırlayacağım? Patlamanın etkisiyle travmaya bağlı geçici bir durum bu. Zamanla düzelecek. Taburcu olduktan sonra psikolojik desteğin ve kontrollerin devam edecek. İlaç tedavisi de alacaksın. Bu durumda tabii ki askerliğine devam edemeyeceksin. Bununla ilgili raporların yazılıyor. İşlemlerin bittikten sonra seni alıp ailene teslim edecekler. Geçmiş olsun. Gözün aydın bak. Durumun iyiye gidiyormuş. Hafızandaki sorun da düzelecekmiş. Ailenin yanına gidince de iyice iyileşirsin. Hem ne demişler? Aile en büyük şifadır. Aile. Hatırlamadım bir ailenin yanına gideceğim. Benimse tanıdığım, bildiğim tek kişi sensin. Oo Kenan Hanım hoş geldin. Ne yaptın sanıyorsun sen? Mallar sağlamda dedim Kenan'ım ya. İnandıramadım bir türlü. Doğru söylemiş. Elden çıkarmadı, kimseye de satmadı. Ha sen de öyle diyorsun yani. İster Lozi'de senlerin yerini öğrenmiş. Kenan bana numara çekme. Alpay'a verdiğim eserler lojada polis baskınında yakalanmış. Bak bu işte ikiniz ortaksınız. Eğer ipin ucu bana gelirse ikinizi de yakarım. Kimse yanmayacak. Ben halledeceğim. Nasıl halledeceğim? Lojada bulunanlarla gömüdekiler aynı. İş yaptığım adamlar enselenir, benim adımı verirse. O iş öyle olmayacak. Rahat ol. Locanın yetkilileri suçu üstlenmiş. Rahat edeceksen seni yurt dışına göndereyim bir süre. Komple olmadığını nereden bileceğim Kenan? O zaman sakin sakin kenarda bekle. Bugüne kadar seni yakacak bir şey yaptın mı? Peki. Fitilin ucu ateşlenir. Bana doğru gelirse ikinizin de işi biter. Sana gelene kadar biz çoktan yanarız. Sana gelse haberi gelir. Ben de kimse için kendimi yakmam. Merak etme. Çözün şunu. Kerem, ne bu halin? Performans yerlerde. Uyumadın mı sen? Uyudum hocam da ne bileyim ya. Ne demek ne bileyim? Bu saygısızca konuşan adamı tanımıyorum ben. Kendine acilen çeki düzen ver. Çık ve sağ kenarından izle. Hocam. Kerem çık dedim. Evet, toplanın. Ya ne kadar salak bir adam bu ya. Olayın örgüsünü tersten kuruyor. Lan onun yakalaması için polisin beni içeri alması lazım önce. Bugüne kadar yakayı nasıl ele vermediyse. Polisin olayla benim bağlantımı çözmesi mümkün değil. Bu kadar emin olma, aptallığın çeşitleri var. Ya bırak sen de şimdi bana kızdığın için. Murat komiser dükkana geldi bugün. Bulunan gömüyle ilgili tuhaf sorular sordu. Ne sordu? En zorundan başlayayım istersen. Ercü gibi tersten gideyim. Seni sordum misal. Nerede dedi. Bu sorunun bir de şahidi var. Funda. O sırada dükkandaydı. Neredesin kızım sen? Hı? Ne işin var kızım senin Meleklerin evinde? Bilmiyor musun o kadının neler yaptığını? Aklını mı kaçırdın sen ya? Kızım, onlar bizim düşmanımız. Burası da pek dost toprakları sayılmaz teyze. Eniştemin yaptıklarından sonra. Ne oldu, sabaha kadar senin beynini mi yıkadı onlar? Yo. Ama Melek Hanım öyle pek anlattığın gibi delinin teki falan değilmiş. Anladım Aslı'cığım. Sen onların tarafına geçtin yani. Bir tarafa geçtiğim falan yok. Ama senin şu kadar vicdanın varsa Melek Hanım'la uğraşmayı bırak. Kadın hasta. Hasta. Ruh hastası onlar. Hepsi ruh hastası. Hastaymış. Alo Alpay. Neredesin ya? Bütün gece seni aradım sabaha kadar. İyiyim ben ya, panik yok. Otelci arkadaşlarım vardı yani benim. Onlarda kaldım gece. Gez canım gez. Gez. Senin dükkana polis geldi. Seni sordu ama senin haberin bile yok bunlardan. Aa sen bizim Murat'ı diyorsun ya. Ondan bir şey çıkmaz merak etme. Neyse hadi ararım ben seni. Öpüyorum bay bay. Ah iyi. İyi hadi bakalım. Dayanamayayım. Seni buralarda görmeye dayanamayayım. İçim dayanmayayım. Ne vakit biteceği bunlar. Annem, ne olur üzülme. Bak biz her şeyi kabullenip oturacak değiliz. Biraz sabır. Sen dualarını eksik etme yeter. Tamam mı? Bizim için yaktınız kendinizi. Benim de içim hiç rahat değil Halil. Biz olması gerekeni yaptık yenge. Sen bunları düşünüp de yük etme kendine, olur mu? Ömer'den haber alabildiniz mi? En çok da ona canım sıkılıyor ya. Bir sesini duyaydık hayırlısıyla. Sıkma canım. Ömer fırsatını bulduğunda arayacaktır. İnşallah. Kim bilir nerededir? Ne anlar, ne haldadır? Hiç haberimiz yok. Sen buradan böyle elin kolun bağlı. Allah'ım tez vakit bizi evlatlarımızla kavuştur. Bir daha da acılarını göster. Anam, ya bak sen böyle üzüldüğün zaman ben de üzülüyorum. Ne olur güçlü olun ya. Bitecek bu günler. Ha? Halil. Melek. Zümrüt'teyiz. Nasılsın? İyiyim ben, iyiyim. Sen nasılsın esas? Yani sağlığına dikkat ediyorsun değil mi? Ben iyiyim Halil, ben iyiyim. Bir sıkıntı yok. İlaçlarımı içiyorum. Ben sizi merak ediyorum. Geç, geç otur hadi. Hadi. Her isteyen böyle gelebilir mi buraya? Yakınların ismini verince bir sıkıntı olmuyor anacığım. Ben size kırgınım Halil. Sana da Mirza'ya da bunu yapmayacaktınız. Melek, konu kapandı. Sizin dışarıda olmanız lazımdı. Bu kadar basit. Hoca ne durumda? Kapalı. Resminizi gelince açacağız. Benim aklım sizde Halil. Mirza nasıl, ne durumda? İyiyiz biz, iyiyiz. Sen bizi merak etme. Sen moralini yüksek tut. Sağlığına dikkat et yeter. Tamam mı? Ya siz buradayken benim elimden hiçbir şey gelmiyor. Beni esas üzen bu. Ya biz ne yapacağız yani? Nasıl çıkacağız bu durumun içinden? Melek sıkma canını. Biz gereken avukatımızla görüşüyoruz. Siz birbirinize destek olun. Kenetlenin yeter. Tamam mı? Bu bize daha çok güç verir. Gözümüz arkada kalmaz. Değil mi anne? Şimdi yan yana durup birbirinize destek olacaksınız ki kimseye fırsat vermeden bu günleri atlatalım. Değil mi? Sizin dava ne durumda Halil? Mahkeme olacak mı? Olacak tabii. Suçu sonradan üstlenmemiz davanın seyrini değiştirdi. Yani tehdit altında ifade verdiğimizden şüpheleniyor olabilirler. İşte bak. Ama işte avukat da savunmayı hazırlıyor bir şekilde. Biz de şüphelendiğimiz isimleri söyledik. Alpay ile Kenan. Rabbim tez vakitte sizin başınıza bu belayı saranlara cezasını verir inşallah. Sebzeler haşlanmıştır artık. Bak erimesin onlar. Abla yok. Baksan da brokoliler yemyeşil. Tamam yeşil olmayınca zaten ne anlamı var? Ha yeşil olucu zaten. Bak şu pırasalar da salmasın kendine. Saldılar onlar kendine. Tamam tamam abla. Kız sen de benim tarif ettiğim gibi doğru onları. Daha minik minik doğru minik minik. Abla Allah aşkına karnabaharla lahananın suyu mu çıktı? Niye bunlarla uğraşık ki? Ha sanki aynı şey. Aynı şey mi? İçindeki maddeler aynı mı zannedin ha? Yani Ünzile, lahanayla salata yapacağız. Karnabaharları da haşlayıp tulum peyniriyle çeşnileyeceğiz. Ha o çeşniye şey de konucu bak. Çörek otu. Nerede çörek otu? Çıkar mı? Çörek otu. Bakayım. Ay nasıl da yakışıyor bak elime. Ha. Ünzile, avokadoların iç dolgularını hazırladın mı? Ha, avokado... İç dolgusu... Ya keşke Ünzile de burada olsaydı değil mi? Ayrıldı aramızdan. Ben bir elime özüme su çarpıp geleyim abla. Ha, çarp. Hadi. Kız ne diyeyim sana? Maşallah nasıl yakışıyor eline ha? Ömer şanslı çocuk ben sana diyeyim. Kız sen geldiğinde tuzlu gibi oturuyordun burada. Ne kadar bak marifetliymişsin. Aferin sana. Sağ ol yenge sağ ol. Bana da gerçekten terapi gibi oldu. Terapi ücretimi alırım ha. Çeyrek altına uğra. Mersi. Gülşat Hanım, askerimize yaptığınız yardımlardan dolayı çok teşekkür ederiz. Cesaretiniz takdire değerdi doğrusu. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Benim için asıl kahraman Türk askeridir. Mücadelenizden dolayı minnettarız size komutanım. Teşekkür ederim. Sizi askeri birlikle köyünüze göndereceğiz. Benim köyümde hiç kimse kalmadı ki. Ama yapacak bir şey yok. Evim toprağım sonuçta. Yolunuz açık olsun komutan. Ömer de size emanet. Ailesine kavuşacak. Gözüm arkada kalmaz. Kalın sağlıcakla. Gülşat! Ömer! İyi misin? Benimle gel. Ne? Yani ben hiç bilmediğim bir yerde ne yaparım ki? Ben de hatırlamadığım bir yere gidiyorum Gülşat. Senin de ailen yoktu. Öyle demedin bana. Gel benimle. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Geç otur geç. Ayakta kalma. Nasılsın? İyiyim. Nasılsın? Sen nasılsın? Anlat. Nasıl? Otel rahat mı? Ay otel rahat olmasına da Mithat'ın bulduğu ev çok kötü. Yani ya bir süre daha otelde kalacağım gibi görünüyor. Ben de bir şey bulamadım çünkü. Aslında Mithat'ın aklına yatmasa yollamaz da evi sana. Çok mu kötü? Ya zaten ısrarla git bak dediği için baktım ama yani... Bir defa mutfağı çok eski. Yani dolapların altı böyle su almış rutubet içinde. Ya banyo nispeten daha iyi gibi ama ben açıkçası böyle Hilton lavabo falan bekliyordum. Ya eski püskü bir ev işte yani. Odalar desen kullanışsız. Olmadı yani. Tamam canım. Başkaya bakarız, ev bulunur. Mithat'ın böyle arayıp bulduğu kriterlerle benim aradığım kriterler pek uyuşmuyor. Ya, o tabii haklı olarak tek kişiye bir oda, bir salon yeter gözüyle bakıyor ama... Yani dediğim gibi ben biraz daha farklı kriterlerde bir ev bakıyorum. Yani tabii şimdi o bizim gibi bir kadın gözüyle bakamıyordur eve. Yani... Ya, bence öyle değil. Benden hiç hoşlanmadı biliyorsun Seyran. Yani bir ev olsun da nasıl olursa olsun diye bakıyor. Yani şu hayatta en sevdiğim iki insan birbiriyle anlaşamıyor. Çok güzel. Zor bir aralık evet biliyorum. Ama lütfen sen de çabalamayı bırak artık. Mithat beni sevmek zorunda değil. Ben de onu. Ya Banu, keşke Mithat'a benim durduğum yerden bakabilsen. O zaman bambaşka bir insanla karşılaşacaksın gerçekten. Seyrancığım, ben seninle dostluğumda kalmak istiyorum. Yani Mithat beni sevmiş, sevmemiş. Çok da önemli değil ki, ya da ben onu sevmişim, sevmemişim. Benim Mithat'ı kazanmak gibi bir derdim yok. Önemli olan senin mutlu olman. Yani sen mutluysan tamam benim için. Bak kaldı ki bence Mithat da öyle düşünüyor. Seni çok seviyor. Mutlu olman için çaba sarf ediyor. Ama yani ya bizim dilimiz, kültürlerimiz, ya her şeyimiz çok farklı. Bunu değiştiremeyiz. Yapacak bir şey yok. Afiyet olsun. Rafık bak ne olursa olsun bu kız senin evine misafir gelmiş. Duymazdan gelecektim bazı şeyler. Ya Rafım, ben duymazdan geldikçe o üstüme geldi. Olmadı Seyran'ı doldurdu bana karşı. Ya niye doldursun sağ? Ya bu kızcağız seni tanımaz etmez. Yani ne gibi düşman olabilir ki sağ? Hem okumuş etmiş kız, bu öğretim görevlisi değil mi? Ha öyle bir şey. Ha yani demem o ki. Hani görgüsü, alışkanlıkları, ne bileyim bakış açısı falan farklıdır yani ha. Sen ne yapıp ne edip elinden geldiğince bu kıza yardımcı olacaksın. Bize yakışan bu. Ya ben daha ne yapayım Rafa'm ya? Seyran en yakın arkadaşım deyince ben de başımızın üstünde yeri var dedim. Sonra ev arıyorum dedi, emlakçıya koşturdum. Ama bu kızın burnu büyük. Yok mutfağı kötüymüş, yok odası küçükmüş. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bu kız beni beğenmedi. Seyran'a yakıştıramadı. Sizinkiler de Seyran'ı beğenmemiştir Rafık. Ama Seyran senin ailen beni beğenmedi deyip eziyet etti mi sana? Hı? Ailenin burnu büyük. Dedi mi? Demedi. Rafık, Seyran sabırla ve sevgiyle bekledi. Herkesin gönlünü almaya çalıştı. Aldı da. Ama sen bir Seyran'ın gönlünü edip de o Banu Hanım'a tahammül bile edemedin. Ben şuradan ayrılayım. İşim gücüm var. Hadi hayırlı günler. Olur hanım. Melek Hanım, Vildan Hanım geçmiş olsun. Salıvermişler şükür. Teşekkürler. Sağ olun. Vallahi biz hiç inanmadıydık. Sizin de işiniz olur kaçakla, eserle. Tabii ki bizim bir işimiz olmaz. Bizim anımız hak çok şükür. Öyle bir talihsizlik geldi başımıza. Yoksa elbette bir ilgimiz, alakamız yok. Mirza ile Halil'i göremedim. Locayı açmayacak mısınız? Onlara da bir geçmiş olsun diyeyim. Locayı açacağız. Halil ile Mirza da çok yakında çıkacaklar. İşlerinin başına dönecekler. Hadi hayırlısı inşallah. İyi günler size. İyi günler. Ben en iyisi hiç ortalıklarda dolanmayayım. Halil ile Mirza salınana dek. Ele güneş şan olmaktansa. Olur ana. Ben alırım eksikleri. En zoru da bu galiba. Herkes konuşacak. Herkes bir şey diyecek. Siz dik durup cevaplarını vereceğiz Vildan. Haliller de bir çıksın da. Hayırlısı. Şirhanlara da Karadağlara da yakışmadı vallahi. Çıktıklarına göre suçlu değiller. Niye tarihi eserle basıldılar o zaman? Muamma. Ne umduk, ne hayaller büyüttük burada. Nereden bilecektik ki böyle olacağını? Birer kahve içelim mi Vildan? İçelim. Hadi. Mahmut yasak, yasak. Ne yapayım Mahmut? Bırak. Ya sen ne yapıyorsun Kadriye? Olmaz. Yasak bunlar sana. Bak artık bunlardan yiyeceğim. Bak brokoli, karnabahar. Ne oluyor? Kabak. Öf be, şuna bak be, şuna bak. Göreyim mi? Ha ben bunları mı yiyeceğim şimdi? Ha? Ya etme Kadriye Allah aşkına için. Ben böyle sebzelere alışkın değilim ya. Ben ottur, çiçektir, ben yabancıyım böyle şeylere. Ben kebap yiyeyim Allah Allah. Kuzuları çek önümden ya. Bırak şunu ya. Nasıl alışkın değil çiçeklere? Ya alışırsın. Bak ellerimle yaptım. Vallahi çok güzel. 3 canımla uğraştım senin için. Tek tek. Ya abla demeyeyim de yani. Hadi beni geçtin bari Defne'nin eline sağlık de. Ha, elinize sağlık. Sizin tarifiniz sanki. Ben olmasam hangi birini yapacaktınız? Bütün tarifleri ben verdim. Hadi aç. Aç bakayım ağzını. Ya Kadriye Allah aşkı için ya. Selamun aleyküm. Afiyet olsun. Aleyküm selam Murat abi. Selam hoş geldin. Hoş bulduk. Allah Allah. Hayırdır Mahmut ne oluyor? Murat komiser Halil'in arkadaşı. Bizimkileri dışarı çıkarmak için uğraşıyor. Ha. Bak sen öyle deyince aklıma ne geldi ha? Acaba diyeyim Zeyukma'ya gidip şeyle müdürle falan mı konuşsanız ha? Belki de o tarihi eserlerden oraya da götürdüler. Bak adamı cart diye buluverdiler ha. Ya Kadri Allah aşkı için ettiğin haneye bak hele ya. Ha yarısını Roca'ya götürdüler, yarısını da Zeyukma'ya götürdüler müzeye öyle mi? Kimse bu işin takibini etmeyeyim hele. Ya hafiyeliği bırak ede, bilmediğin işlere karışma ayrıca ya. Allah Allah, ya şu benim kebabı verin hele götünüz oraya ya. Ya getir, servis aç bir tane buraya. Ha, benim bilmediğim işler ha. O zaman benim bildiğim işleri ben sana anlatayım. Bak benim bildiğim işler bunlar. Aç şimdi ağzını. Aç bakayım. Bak ölümü gör. Ya Kadriye ettiğin haneye bak hele. Ölümü gör de neymiş. Etme bunu Allah aşkı için. Hadi ver. Hadi ver. Aç bakayım. Al. Afiyet olsun. Ne olacak yani şimdi Halil'lerin durumu? Locanın etrafındaki mobeseler incelemeye alındı. Gerçi locanın girişini gören kamera yok ama biz yine de geçenleri alacağız tek tek sorguya. Nasıl olacak ya? Oradan binlerce adam geçiyor. Nasıl anlayacaksınız? Her geçeni değil. Şüpheli olanları alırız. Şüpheli olduğunu nasıl anlayacaksınız ki? Orası da bizim işimiz. Komiserim çarşının içi sonuçta. Hepimiz gelip geçiyoruz. Sizin şüphelendiğiniz bir şey yok mu peki? Yok. Vallahi siz hep bize soruyorsunuz da bence çarşı esnafına da sorun yani. Sağ ol Alpaycığım. Gerçekten çok parlak bir fikirmiş. Teşekkür ederiz. Albayım herhalde sormuşlardır. Laf mı seninki? Komiserim bir şey duyarsak sana haber ederiz. Sen her gün buralardasın zaten. Peki. Bana müsaade o zaman. Görüşürüz nasıl olsa. Güle güle. Kolay gelsin. İyi günler. Orası falan filan diyor ya. Yakalayacaklar beni. Ben de o yüzden dedim ya oralardan geçiyoruz diye. Yokluyor seni farkında değilsin. Benim gene de midem bulandı bu işe ya. Benim seninle karşılaştığım günden beri midemin bulantısı geçmiyor albayım. Sen benim başıma bir iş getirmeden sayfiyede bir yerde bir hayat kurarsam ne âlâ. Ben gidiyorum. Dükkandan bir yere ayrıl. Herkesin aklında 1000 tane soru. Biz hangi birine cevap vereceğiz? Nasıl yapacağız Melek? Her gören yolumuz çevirip soracak. Biz kimseye bir şey açıklamak zorunda değiliz Vildan. Biz suçlu değiliz. Biz bir hainliğe kurban gittik. Tabii locanın zedelenen itibarını toparlamak kolay olmayacak. Biz gerçek ortaya çıkıp Halil'ler serbest kalana kadar dik durmalıyız Vildan, dik duracağız. Haklısın tabii. Biz böyle başımıza eğip gezdikçe herkes üzerimize gelecek. Evet. Tamam. Biz de buna müsaade etmeyeceğiz. Neredeyse bul onu bana. Duydun mu beni? Tekrar arayacağım seni. Kenan Bey. Vildan Hanım, geçmiş olsun. Kurtulmuşsunuz çok şükür. Geçip giden bir şey yok Kenan Bey. Bizim davamız sürecek. Halil'ler de hala içerideler. Anda herkes bu davanın peşinde. Kimse Halil'lerin suçlu olduğuna inanmıyor. Bizzat ben kendim de aynı düşüncede olduğum için emniyette ne kadar tanıdık bildik insan varsa danıştım, görüştüm. Siz de emin olun ki Halil'ler de bu işin peşini bırakmayacaklar. Suçu kabul etmiş olmaları hiç kimseyi rahatlatmasın. Aynen öyle. Adaletin elinden kim kurtulmuş ki? Hı. Ben de elimden gelen yardımı yapmak istiyorum biliyorsunuz. Size gönderdiğim avukatı Halil'lere yönlendirebiliriz eğer isterseniz. Çok dişli bir avukattır. Ya ilginizin alakanızın farkındayız. Halil'lerin avukatı var. Yine de sağ olun Kenan Bey. Teşekkürler. Kenan! Ne işin var senin ablamlarla? Sen neyin peşindesin gene? Tamam, sakin ol. Mithat, sakin ol. Adam yardımcı olmaya çalışıyor. Ha, ben bilirim onun yardımını. Önce yardım eder, sonra ciğerini söker adamın. Mithat, tamam. Mithat, ayıp olmuyor mu? Ayıp mı oluyor? Öyle yapmadın mı? Ne diyorsun Mithat? Ne diyorsun? Bazı durumları Mithat yanlış anlamış. Ben izah edeyim isterseniz size. Sözde yardım edeceğim diye borç verdi. Sonra da imzaladığım senetler nasıl oluyorsa artık... Alpay iti tarafından tefecilere verildi. Ben Alpay'a mani olmaya çalıştım Mithat. Senetleri aldığından sonradan haberim oldu. Bir dakika, tefeci nedir? Alpay ne yaptı yine Mithat? Ne yapacak abla? Tefecileri kapıma gönderdi. Sonra da babama borcu var dedi. Bu şerefsizler yüzünden babama rezil oldum ben. Mithat. Burada dur artık, yeter. Benim senetle tefeciyle alakam yok. Sana da anlattım bunu. Yanlış ithamlarda bulunma rica ederim. Tamam. Siz gider misiniz lütfen? Mithat sen de uzatma, tamam. Gidin. Hoş geldiniz. Ben Seyit Ali Usta'nın geliniyim. Tanırsınız beni. Ya ben sebzeyi çok seveyim de bunların hepsini kendi ellerimle yaptım. Dedim sizlere de tattırayım. Nasıl? Ha, beğendiniz mi? Ay çok nefis olmuş bunlar. Ya. Ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş bunların hepsi. Gerçekten mi? Öyle. Elinize sağlık. Bayıldım. Özellikle şu peynirli karnabahar nefis olmuş. Ya estağfurullah. Afiyet olsun. Melek kızım dur hele. Baba kusura bakma, bunlar Mithat'ı borçlandırmışlar. Senin de üstüne gelmişler yine. Yok tamam, ben hallettim o işi. Geçti bitti gitti. Tamam. Geçti kızım. Hallettim. Tamam. Kadriye. Kızım siz Melek'le eve gidin. Meleğim gel hadi. Hadi kızım. Ya Kadriye. Hayırdır, erkencisin Cumali? Erken geleyim eve ya. Zümrüt'ün canı sıkılıktır şimdi. Esnaf Halil'i sorunca çelleyik. İyi selametle. Hadi selametle. Oğlum, abi kahve söyle hele. Ökkeş. Kahve söyle Seyran Usta. Ya mevzu kapanmış bitmiş. Ne açıyor ki Mithat konuyu tekrardan? Vildan'ın önünde yapmaz mı bir de? Abi, babasıyla alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Polisin dediği gibi hocanın önünü görmüyor ama... Ama ne? Abi senin bu emekliyle görüştüm. İhbarı yapan telefonun peşine düşmüşler. Kendi telefonundan aramadın değil mi lan? O kadar aptal değilim herhalde. Ah, işte bunu aradım. Akıllıysan bu telefonun burada işi ne? Hı? Ver şunu ya. Sağ ol bunu. Ne yapacağımı sonra anlatacağım. Ne yapacaksın? Bizi batırdığın çamurdan çıkarmaya çalışacağız Alpay Bey. Sen şimdi eve git, sakın çıkma. Benden haber gelene kadar pencerenin önünde bile durma. Hadi. Beyler, bu han ziyaretleri işe yaramış gibi görünüyor. Bu işte bir parmakları var mı Emin değilim ama tedirginler. Ha, bu arada ihbar yapılan telefonun izi bulundu. Kale civarlarından aranmış. O telefon tekrar açılmazsa işimiz zor biliyorsun değil mi? Ya belli mi olur? Belki de yanlış açarlar. Eğer onların parmağı varsa illaki bir açık verecekler. Bakalım, baskın yakındır. Güzel. El içine çıkamaz olduk. Kimi görsem olanı bir tane sorayım. Ya sorucular elbet. Biz de cevap verecek hanım. Sen yüreğini yorma. Ne demeyeceğim anneciğim. Ömer. İyi misin sen annem? Cevizimin içi. Sana ne oldu? Aslı. Aslıcığım ben bir markete gidiyorum tamam mı canım? İyi tamam. Aslı, babam bilet aldı. Antep'e geliyor. Anne. Çatışma sırasında bir patlama olmuş. Geçirdiği travma sonucu da hafızasını kaybetmiş. Ama geçici bir durum. Korkmayın. Doktorlarımız gereken her şeyi yaptılar. Fiziki hiçbir sorunu yok. Yalnız psikolojik destek almaya devam edecek. Sizler de Ailesi olarak bu süreçte yanında olursanız bu süreci kolay atlatacaktır. Hiçbir şey hatırlamıyor. Ya ben annesiyim. Öylece baktı, sarılmadı bile. Maalesef. Şu anki durum bu. Komutan. Yanındaki kız kim? Türkmen bir kız. Adı Gülşat. Ömer'i patlama sırasında alıp saklamış. Askerlerimiz Ömer'i bulana kadar da yaralarını sarmış. Allah razı olsun. Ah cevizmin için sen neler yaşanmışsın. Rabbim onu bize bağışladı ya. Ona da şükür. Peki. Biz konuşmaya çalışsak, unuttuklarını hatırlatmaya çalışsak bir faydası olur mu? Doktorları sizinle görüşecektir. Zorlanmaması gerekiyormuş. Üzerine gitmeyin. Sadece sorduğu sorulara cevap verin. Biz her zaman yanınızdayız. Merak etmeyin. Sağ olun Mithat, sağ olun. Bak, bu babam, bu da sensin. Annen. Bak bu da amcam. Başka fotoğraf var mı? Olmaz mı oğlum? Bir dünya fotoğraf var. Geç otur sen şöyle geç. Gel. Geç otur. Gel anneciğim. Bak. Bak bu benim Rafık'ım Seyit Ali. Akma güleci olduğuna. Katır gibi inatçıdır o. Ha bu da onun kızı. Melek. Defne. Ben biraz yatabilir miyim? Elbette annem. Yatağın hazır. Gel ben göstereyim sana yatağı. Geçici. Sen etme böyle. Etme. Mahmut, oğlum sen eve git. Ben bir Cumali'ye bakacağım. Annem giderken huzursuz. Hayra çıksın baba, ben de geleyim, sen de. Yok. Hadi görüşürüz. Görüşürüz baba. Bunları ayırmam lazım Mithat. Sabah alacaklar, sonra çıkarız, olur mu? Olur olur, ben beklerim, sıkıntı yok. Buradan babamlara mı gitsek? Ablamı da görürüz. Gülce'nin keyfi yok gibiydi, ateşi var galiba. Yarın gideriz. Olur. Akşam eve giderken Gülce'ye tatlı mı alsak? Bu sevdiği vardı bir tane, şey miydi? Elmalı tart mıydı? Ev tatlı dolu şimdi, boş ver. Seyran yeter ama, değil mi? Anlamadım. Arkadaşım bizden gitti diye tavır yapıyorsun. Ne alakası var? Yorgunum sadece. Ben senin yorgun halini biliyorum Seyran. Yalan söyleme. Evet. Banu yüzünden kırgınım sana. Ya biz Banu'yla öğrenciyken açlığımızı, yokluğumuzu, her şeyimizi paylaştık Mithat. Ben kızımla sokakta kaldığımda Banu beni evine aldı. Benim her zor anımda Banu benim yanımdaydı. Ama sen benim için bu kadar değerli olan bir insanı bizim evimize sığdıramadın. Tamam Seyran, ben anlıyorum. Ben bu kadar çok şey paylaştığınızı bilmiyordum. Düşman da değilim ona. Hem aradığı ev birkaç gün içinde de bulunur. Yani sokakta değil sonuçta. Sokakta değil, doğru söylüyorsun. Sokakta değil, otelde kalıyor. Bu koca şehirde can dostu varken benim arkadaşım çarşının içinde bir tane otelde kalıyor. Doğru söylüyorsun, sokakta değil. İşte benim sana kırgınlığım tam da bu Mithat. Oldu mu? Oldu. Zümrüt teyze bugün çok üzüldü hala. Esnaflar Halil'i sordu. Kadın ne kadar utandı. Sen de cevabını vereydin kızım soranlara. Verdik hala, vermez olur muyuz hiç? Ama yani onlar da öyle paldır küldür sordular. Ne kadar düşüncesizler ya. Utandı yine de Zümrüt teyze. Kahroldu, yıkıldı. Yıkılmaz mı? Hangi ananın dili varır ki oğlum hapiste demeye? Vildan da çok kötü aslında, biliyor musun? Bakma öyle güçlü durduğuna. Yüreği paramparça kızım. Oh. Anne, Vildan teyzeyi arayayım mı? Belki moral olur. Hem bir halini hatırını sorsak. Ara kızım tabii, sen ara. İyi olur yani, bir konuşun, dertleşin. Ama öyle telefonla olmaz. Kadriye'yle yemek yaptınız ya bugün. Koy onlardan kaplara, götür. Hem ikramınla hem sohbetinle yüreği ferahlar. Doğru söylüyor halam. Kızım hadi kalk, hadi hazırla. Kerem, benim için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Ben gidiyorum. Seni hiç unutmayacağım şampiyon. Hoşça kal. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Abla hangi taraf? Havaalanına. Aslı! 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 Gidiyorum teyze. Her şey için sağ ol. Sorumsuz Aslı'yla kimse uğraşmayacak artık. Hoşça kal. Canım. Seyrancığım, canım bir yemek yiyeceğim de bana buralara yakın tavsiye edebileceğin bir yer var mı? Gel işte bana. Hazırlarım ben, yeriz birlikte. Canım teşekkür ederim. Çıkacağım da hemen. Ha, Bir dakika, kapı çaldı. Su söylemiştim. Bir saniye. Mithat? Mithat mı? Mithat mı orada? Ay ne oldu şimdi? Buradan da mı gideyim? Banu? Beyhan! Ünzile! Bakarım ben, Allah Kerem'dir. Aslı nerede? Burada değil. Yalan söyleme. Saklama şunu. Ne yapıyorsun? Aslı! Ne yapıyorsun? Burada değil diyorum Funda. Aslı! Aslı! Aslı kızım, çık ortaya! Funda ne yapıyorsun? Kendine gelir misin? Aslı burada değil diyorum sana. Çıkar mısın lütfen? Çıkmıyorum. Aslı! Doğurma. Bırak beni. Ah! Ne oluyor? Kızım çık ortaya, saklanma! Aslı! Aslı! Murat. Amirim, telefondan sinyal alındı. Baskın için ekipler yola çıktı. Tamam aslanım. Bulacaksınız Halil inşallah. Hallettin mi? Aynen abi, telefon işi tamam. Kökten hallettik desene. Da. Alpay Yıldırım. Kimseyi bilmiyor, tanımıyor Seyit Ali. Ne edicimizi şaştık. Ne de insan Cemal. Hiç kimseyi bilmiyor. Defne'yi de mi? Yok. Vildan teyze içeride mi? Evde, evde. Buyurun. Defne geldi. Ne diyeceğiz biz bu kıza şimdi? İyi akşamlar. İyi akşamlar Defne. Dede, sen de mi buradaydın? Ha kızım, geçerken Cumali'yi göreyim dedim. Hoş geldin Defneciğim. Hoş buldum Vildan teyze. Yengemle yemek yapmıştık da Nefise halam yolladı. Çok da selam söyledi. Zahmet etmişsin kızım. Sağ ol. Yedik biz. Ha, ben de eve gidiyordum kızım. Hele sen ona yemekleri ver, buraya koyalım. Hadi birlikte gidelim kızım. Bir işim oldu da. Yokmuş. Hadi kızım. Hadi gidelim evimize. Defne. Vildan teyze. Ömer'den haber mi geldi? Ne oldu? Hı? Ablalar ne taraftaydı acaba?